Faizin faizi, gecikme zammı, sigorta bedeli, dosya masrafı icra. Bankaların ışıltılı reklamlarının dostluk ve yardım vaat eden dilinin altındaki küçük yazılardaki gerçeklik. 40 milyon banka borçlusunun tepesinde akbabalar gibi dönmeye devam ediyor. Gazetelerin 3. sayfalarında gördüğümüz kredi kartı borcu yüzünden intihar etti haberleri artık sıradanlaştı. Nedense her ekonomik krizden de bankerler güçlenerek çıkıyor. Bütün ekonomik sistem hiçbir şey üretmeyen, sadece para alıp para satan bu kan emici bankaların hesabına işliyor. Muhakkak ki bankalar kimseyi silah zoruyla borçlandırmıyor. Ama yaşamak zorunda bırakıldığımız bugünkü ekonomik ve sosyal düzen bizi bankalara muhtaç ediyor. Mümkün olduğunca bankalarla çalışmamaya, bankalara borçlanmamaya çalışmalıyız. Birinden borç isteyeceksek bu tanıdığımız, sevdiğimiz biri olmalı. Allah kimseyi namerde muhtaç etmesin. Bankalardan kredi çekmek yerine kankalarımızdan, dostlarımızdan, komşularımızdan borç almanın, bir borç hukuku ve borç ahlakı, toplumsal bir güven geliştirmenin yoluna bakmalıyız. İhtiyacımız olduğunda zorlanmadan borç isteyebileceğimiz ilişkiler, arkadaşlıklar, akrabalıklar kurmayı becermeliyiz. Kredi kartı kullanmak bir aylığına bankalardan borç almak anlamına geliyor. Borç ihtiyaç halinde alınan bir şeydir halbuki. Hiç ihtiyacımız yokken hiç de dostumuz sayılmayacak bankalara bir aylığına borçlanmanın anlamı nedir? Bankaların çıkarıp borç dağıtmaları, bir ay sonra ödersin diye kredi dağıtmaları bizi aldatmasın. Kredi kartı kullanmak hiç gereği yokken bankalara bağlanmak demektir. Ufak tefek ama birleşince büyük olan tasarruflarımızı banka hesaplarında tutmak, bankaların bu paraları finans kapitalizminin emeksiz ve acımasız işleyişi içine döndürüp paralarına para katmalarından başka hiçbir işe yaramıyor. Maaşlarımızı yattığı gün çekmeli, paralarımızı vadesiz banka hesaplarında tutmalıyız. Birikimlerimizin ufak bir faiz karşılığında vadeli hesaplara konması ise toplumun alt ve orta kesimlerinin paralarını zaten paranın çoğunu elinde tutan zenginlerin kullanımına sunmaktan başka bir anlam taşımıyor. Birisi paramızı kullanacaksa bizi tanımadan, bize riskte ve karda ortak olmadan kullanmalı. Alt ve orta sınıf insanların birikimlerinin ufak beliksiz bir faiz haline getirilerek karşılığında zenginlerin kullanımına sunulması kabul edilemez.
Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kendisinin ve Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in faiz yiyenlere savaş açtığını bildiriyor. Allah'ın ve peygamberinin dostluğunu az bir paraya değişmeyelim. Dahası bankalar sadece borçlandırdıkları kişiler üzerinden haksız kazanç elde etmiyorlar. Bizzat kendi çalışanlarının da sırtından karına kar katıyor. Pek çok banka çalışanlarına fazla mesai ücreti vermiyor ve sürekli eleman çıkarmak suretiyle yeni eleman ve stajyerleri çok ucuza çalıştırıyor. Ruhumuza, bedenimize, emeğimize ipotek koymak, çalışan şeytanla koymak için çalışan şeytanlar birbirleriyle yarışıyor. Sıraya girmiş, mutlu hayaller satan, sürekli tüketmemizi isteyen bu kurumsallaşmış tefecilerin, icra memurlarıyla kapımıza dayanan çelik parmakları arasından boyunlarımızı kurtaralım. Sülük aslında faydalı bir hayvandır. Sülükleri tenzih ederiz. Fakat bu bankalar sülüklerden de beter. Sülükler vücutta birikmiş kirli kanı batıları emer. Bankalar ise doğrudan atar damarlarımıza, şah damarımıza yapışır. Temiz kanımızı emer. Bu şah damarımıza yapışmış sülüklerin dişlerinin arasından sızan tertemiz kanı görelim. Finans kapitalizminin ve faizli sistemin mabetleri olan bankaların bizim dostumuz olmadığını, olmayacağının farkına varalım. Bankalardan elimiz geldiğince uzak duralım. Emek ve adalet platformu arkadaşlar. Bankaların Türkiye'de tartışılması gerekiyor. Zenginlerin tartışılması gerekiyor. Servet sahiplerinin tartışılması gerekiyor. Bunlar hiç tartışılmıyor. Türkiye'de şu ana kadar kozmik odalara bile girildi. Generaller, paşalar bile tutuklandı. Siyasiler idam edildi, asıldı. Türkiye'de bir sürü şey oldu ama bu bankalar hiç tartışılmıyor. Oysa Türkiye'deki darbelerin arkasında bankalar var. 28 Şubat'ın arkasında da bankalar var. 12 Eylül'ün arkasında bankalar var. Dünyadaki savaşların arkasında bankalar var. İşgallerin arkasında bankalar var. Bunlar Kur'an'ın tabiriyle dünyanın bahçe sahipleridir. Dünyanın nimet sahipleridir, servet sahipleridir. Bunların Türkiye'de özellikle tartışılması gerekiyor. Bugün New York'ta, Wall Street'te, bankacılığın kalbinde, finansın merkezinde, kapitalizmin yüreğinde bankacılık karşıtı gösteriler oluyor. Arap Baharı yaşanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yine bu bankalara karşı gösteriler düzenleniyor. Protestolar ama Türkiye'de hiç ses çıkmıyor. Türkiye halkı uyutuluyor. Bu bankalar Türkiye halkının sülük gibi kanını emiyor. Sülük 22 indirim sistemi olan ve kapasitesinin 9 katı kan emebilen bir hayvandır. Şu andaki bankalar da tam da buna benziyor. Dolayısıyla bu protesto yerinde bir protesto. Umarım bu vesileyle bankalar ve bunların gerisindeki servet sahipleri ve zenginler tartışılır. Bunun kaynağı sorgulanır. Türkiye halkının nasıl sömürdükleri, nasıl kanını emdikleri ve uyuttukları ortaya çıkar. Biz sülüklerimizi aldık geldik ama bu kan emiciliği de biraz öne çıkarmak istiyorduk. Yani bunun özellikle vurgulanması gerekiyor. Çünkü aşkların, dostlukların, arkadaşlıkların, kardeşliklerin özellikle rehin alındığı, ayaklarına pranga vurulduğu, ellerine ve ağızlarına kelepçeler vurulduğu bir yerde durur bankalar. Ve bankalar özellikle dostlukların, arkadaşlıkların, insan ilişkilerin öldürüldüğü, sırtından hançerlendiği yerlerde başlar. Bizim ülkemizde kredi kartı köleleri olmaya başladı insanlar. Borçlular olarak bir insan yığını çıkmaya başladı. İntiharlar, aile içi yıkımlar, o kadar çok karşımıza toplumsal yıkım şeyleri çıkmaya başladı ki biz bunu özellikle dile getirmek için anlatmak istedik. Yani bunun bir din olduğunu da düşündüğümüz için sadece bir ekonomik paylaşımı olmadığını. Ve bunu sürüklerle yapıyoruz. Tabii bunu sürüklerle dile getirmek istedik ve şunu da özellikle vurgulamak istedik. Yani bankasız bir hayat, bir ulaşılmaz, bir çok uzak bir ütopya falan değildir. Aslında bu bizim oluşturabileceğimiz, kurabileceğimiz bir şeydir. Biz biraz da bu putu biz kendi üzerimizde, omuzlarımızda taşıyoruz. Biz nefes alınabilecek bir koridor olduğuna inanıyoruz. Biz eğer dayanışarak, sırt sırta vererek bankaların üzerimizde kurmuş olduğu bu prangaları kırabileceğimize inanıyoruz. O yüzden sülüklerimizi aldık geldik. Sırayla bankalar boyunca hepsinin önüne sülükle dövizlerimizi bırakarak eylemimizi sonlandıracağız bugün burada. Çok teşekkürler. Eyvallah, teşekkür ederim. Adil Medya. Adaletli ve ilkeli habercilik.